Biz tabii rock'ı pop'tan çok böyle ayrı görmüyoruz gibi geliyor ama rockçılar pek popçularla yan yana gelmek istemiyor. Niye öyle sanki bir savaş halinde gibi. Ne artistik yapıyorsunuz mu diyorsun? Evet. Hayır abi. Cidden gerçekten mesela popçular rock'a karşı böyle bir problemleri yok. Ama rock sanatçılarının fanları, sanatçıları demiyorum, pop'tan nefret ediyorlar. Nedir bu? Sanmıyorum nefret ettiklerini de belki popüler duruştan nefret ediyor olabilirler. Popüler duruştan. Aha. Ya bu kaçınılmaz bir şey zaten bu işi yapıyorsanız popüler olmak... Siz de popülersiniz şu anda. Evet yani bunu... Ne olacak şimdi sizin o haliniz? Ya aslında şöyle yani tabii ki popüleriz. Popüler olmak kötü bir şey değil aslında ama popüler kültürü yaşamak belki kötü bir şey olabilir. Hani popüler kültürün içindeki bir obje olmak kötü olabilir. Yoksa popüler olmakta bir sıkıntı yok aslında. Belki rock dinleyenlerin seyir yani rock müzik gruplarının fanları da belki bu asi duruştan dolayı pop müziği sevmiyoruz gibi bir imaj oluşturmuş olabilir. Şimdi benim aslında. Tabii çocukluğumda siz de bilirsiniz. Arabesk müziğine karşı ve tukaka diyenler. Evet. Bir kesim vardı yani arabesk dinlemiyorum diyenler bugün aynı tavrı pop'a gösteriyorlar. Bir kesim var böyle. İşte pop dinlemiyorum. Popülerden uzak durmak istiyorum. Bunun farkında mısınız? Yani bu çok normal bir şey. Çünkü kişisel olarak gelişimini tamamlayamamış ve özünü bulamamış insanlar başka özellikleriyle marka takıntısı gibi, müzik takıntısı gibi, işte kitap takıntısı gibi herhangi bir şeyle ön plana çıkmaya çalışırlar. Sivrilmeye çalışırlar. Sizin işiniz aslında zor. Grupların işi çok zor. Neden birisinin canı sıkılabilir, morali bozuk olabilir, hasta olabilir? Ne yapıyorsunuz böyle durumlarda? Aynı anda hep dördünüzün de aynı modda olması çok yani imkansız. Yani sahneye çıkıldığı anda zaten bir... aura oluşuyor ve orada kesinlikle herkes 5 sene önce neyse hala aynı enerjide çalıyor ama sahne dışın öncesi ya da sonrası tabii ki aksaklıklar ya da gerginlikler olabiliyor. Küstüğünüz zaman ne yapıyorsunuz mesela? Abi. Mesela ben beş küstüm dakika sonra deyip... barışırız yani. Ya sahnede hiç küstüğünüz oldu mu? Olmuştu gerçekten. Ama yansıtmamışızdır. Oldu. Olmamışızdır. Şarkı yani. Söylerken küstüğünüz oldu. Bir kere benim yansıtmam ama mümkünatı yok yani atma. Öyle bir şey olamaz yok, yani. Yok dışarıya bana yatıyorum kişisel küskünlük. Biz hissederiz tabii çok, o enerjide çok olduğumuz komik ama dışarıda çok insanlar anlamaz. Düşünebiliyor musunuz? Dört, işte grubun dört üyesi birbirine küsmüşler ve şarkı söylüyorlar. Ne kadar kötü bir şey. Büyük bir işkence bu. Onu direkt dinleyenler şuradan anlayabilirler. Sadece seyirciye bakıyorsa bütün grup elemanları birbirleriyle hiç ilgilenmiyorlarsa kesin bir gerginlik var demektir yani. Ne dinliyorsunuz başka? Özellikle dinlediğiniz sanatçılar var mı? Takip ettiğiniz. Yani Türkiye'de yeni çıkan her şeyi piyasayı takip etmeye çalışıyoruz daha doğrusu. Hani nerede ne var? Kim nerede çalıyor? Hangi kim albüm çıkarmış gibi. Onun dışında zaten dünya müziğinden de takip ettiğimiz bir sürü isim var. Radyolarla aranız nasıl? Olmaz olmaz. Radyo dinliyor çok musunuz? Iyi, mesela Kral Pop'u dinliyor musunuz? Cidden. Yani tabii ki çünkü yani, şey... Yani biz buradayız diye... Hayır hayır yok listeleri takip ediyoruz. Tabii ki bunlar sonuç olarak Türkiye'nin en büyük ve hani liste başı radyoları olduğu için hem kendimizi takip edebilmek adına hem günü takip edebilmek, piyasayı takip edebilmek adına mutlaka ki dinliyoruz.